Baba, baba neredesin? Baba neler oldu bir bilsem var ya, neler oldu? Vallahi çok şaşıracaksın, çok sevineceksin. Oğlum ne oluyor ya, sakin ol. Allah Allah ne oldu, şaşırtıyorsun beni bak. Babacığım bugün bankaya gittim, bankaya. Arkadaşlar videoyu 5 saniye durduruyorum. Hadi bakalım kanalımıza abone olup bildirimleri açalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi bakalım videoya devam edelim. Allah Allah oğlum ne işin var senin bankada ya? Bunları da nereden buldun? Bu kaykay nereden geldi? Babacım dur bir anlatıyorum işte. Bankaya gittim bugün ve kredi çekecektim, kredi. İsim soy isim aldı. Ondan sonra dedi ki sizin bankanızda 100 milyon dolar var dedi. 100 milyon. Ne? 100 milyon dolar mı? Oğlum dalga mı geçiyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun sen bakayım? Bizim nasıl 100 milyon dolarımız olur? Allah Allah. Ya gerçekten babacım gerçekten ya. Yemin ederim yemin ederim. Rüzgarlardan bile daha çok paramız varmış bizim. İyi de oğlum nasıl olmuş bu ya? Nasıl? İşte bu be. İşte bu. Babacım büyük büyük dedemizden bize miras kalmış ya. 100 milyon dolar ediyormuş. 100 milyon. Ardalı rüzgarlarınsa sadece 50 milyon doları varmış ya. 50. Bizimse 100. Tam tamına 2 katı. İşte bu be. İşte bu. Sonunda zengin olduk. Göstereceğim o zengini. Ona hava atacağım. Görecek o. Görecek. Yes. Yuppi. İşte bu be. Canım dedelerim benim. Canım dedelerim. İşte bu. Aynen babacığım git onları istediğin hava at. Bir sürü araba, uçak, helikopter her şeyi alabiliriz, her şeyi. Ama onlar bizim kadar zengin olmadığı için alamaz. Git onlara hava at. Tamam oğlum merak etme, şimdi göstereceğim onlara. Görecek onlar gününü. Zengin gel buraya. Ben geliyorum, göstereceğim sana. Arkadaşlar bakın yeni motorum nasıl ya, yeni aldım daha bugün. 1 milyon lira ya, 1 milyon. Ula ula motora bak lan, 10 numaraymış kardeşim benim. Aferin sana, güle güle kullan bakayım. Vay zengin, güzelmiş motorun ha, güle güle kullan kardeşim. Evet zengin, güle güle kullan birader, 10 numara motorum var valla. Aynen aynen, şimdi yeni motorumu fakir görecek, çok kıskanacak, çok göreceksiniz bakın, iyi izleyin. Aha herkes orada, hey arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada, beni niye çağırmadınız? Ben siz burada toplanmışsınız, Allah Allah ayıp size ya, ayıp. Ulan oğlum biz fakirlerle konuşmuyoruz lan, Allah Allah ne çağıracağız seni, eşek herif mal mıdır nedir ya. Kesin yeni motor aldığımı duydun, bakmaya geldin değil mi, kıskanç herif seni, kıskanç. Zengin salak mısın ya, ne fakiri ya, ne fakiri, senin motorunu niye kıskanayım ben? Ben artık çok zengin bir iş adamıyım, iş adamı. Çok zengin bir iş adamıyım arkadaşlar, çok param var, çok. Hadi lan oradan, yalan mı söylüyorsun oğlum sen, yürü git, nerede param var senin, fakirsin sen fakir. Bu şehrin en zengini benim, ben. Ha valla oğlum ya, bu en zenginidir, bunu bir türlü geçemiyorum, tarlaları alıyorum alıyorum, hala da geçemiyorum bunu ya, ben de ikinciyim. Evet yani fakir, bu şehrin en zengini zengindir, herkes bilir bunu, sen nasıl en zenginisin? Demek çok zenginsin ha, hadi bakalım yarıştıralım, paralarımızı yarıştıralım, kim daha çok araba, motor, helikopter getirirse o kazanır, tamam mı? Ulan oğlum şu arkamdaki motor 1 milyon lira. Senin böyle 1 milyon liraya alacak paran var mı motora? Var mı? Allah Allah bekle o zaman bekle. Bak benim motoruma. Benim motorum var ya tamı tamına 5 milyon lira. 5 milyon gördün mü? Seninkinden 4 kat daha fazla. 5 kat daha fazla. Ulan oğlum motora bakın la. Allah Allah nasıl aldın oğlum sen bu motoru ya? Oha fakir nereden aldın lan bu motoru? Nasıl aldın oğlum? Çaldın mı lan? Çaldın mı? Doğruyu söyle. Evet fakir yani nasıl aldın bu motoru ya, nasıl, Allah Allah senin o kadar paran mı var? Var tabi ya var, dedem büyük dedemden, çok büyük dedemden bana miras kalmış, çok para. Hem de zenginden bile daha fazla para kalmış ya, zengin gördün mü? Hadi lan oradan, öyle şey olmaz, Allah Allah senin böyle motorun varsa benim de 10 milyon liralık arabam var, al işte. Ya gördün mü bu araba tamı tamına 10 milyon lira, 10 milyon ya, işte böyle kapak olursun. Bu ne lan bu araba mı? Bekle şimdi bekle. Gördün mü zengin, gördün mü, bu benim çok klasik arabam. İlk çıkan araba budur ya, ilk çıkan yarış arabası. Tamı tamına 10 milyon dolar yani, dolar. Seninki TL'ydi, benimki dolar, gördün mü ya, gördün mü? Oha arkadaşlar arabaya bakın, 10 milyon dolar ilk çıkan yarış arabası ya, çüş. Ha valla oğlum galiba fakir daha zengin ya. Ula zengin, seninki 10 milyon TL'ydi, bununki 10 milyon dolar. Aman yarabbi artık fakirin oğluna 100 vereceğim, hep 100, çünkü onlar çok zengin ya, zenginin oğlunaysa 0 vereceğim, onlar daha zengin. Ulan sen kaşından, benim helikopterim var lan, helikopterim, o da tam 15 milyon dolar, gel bak şimdi göreceksin.
Bak ahan da geliyor, gördün mü? İnecek şimdi yanıma. Ya benim helikopterim bu, helikopterim. Senin helikopterin var mı? Nereden olacak ki oğlum? Sen ben kadar zengin misin? Ezik herif seni. Demek öyle, helikopterim var. Oğlum helikopter ne lan? İyi izle şimdi, iyi izle. Neye binip geleceğim şaşıracaksın, şok olacaksın. Hey zengin, geliyorum geliyorum, görüyor musun? İşte bu, savaş uçağıyla geldim. Ne oldu lan zengin, ne oldu? Gördün mü, benim savaş uçağım var. Savaş, senin var mı? Hani nerede? Oğlum adamın savaş uçağı var lan. Oha ya, çıs, nasıl aldın oğlum bana? Harbiden çok zengin ya. Harbiden kardeşim, bu bizim şehrimizde bile yok. Allah Allah, polisiz biz, bizde bile yok ya, çüş. Oha adam savaş uçağı getirdi. Ben nasıl geçeyim şimdi bunu? Oha ya, bu benden daha mı zengin? Hayır ya, hayır. Benden daha zengin olamaz ya. Hayır, bu şehrin en zengini bendim ya, bendim. Ulan zengin, gördün mü? Adam senden daha zengin. Gerizekalı seni. Artık senin oğlunu okuldan atıyorum. Ne oldu zengin? Yok mu senin başka bir şeyin? Yok mu? Gördün mü? Şey ya, benim de arabam var ya. Arabam var, ne olmuş ki? Ne arabası oğlum? Adam savaş uçağı getirdi, hala da araba diyoruz. Sen işte daha fakirsin oğlum, fakirden. Ezik herif seni. Harbiden kardeşim, sen daha fakirsin ya. Allah Allah, en zenginimiz fakir işte. Çok zengin olmuş, görmüyor musun? Aynen öyle, sen bir de zenginim diye geçiniyorsun. Adamın savaş uçağı var lan, savaş. Aynen öyle vallahi arkadaşlar ya. Sizce hangisi daha zengin? Fakir mi zengin mi? Yorumlara yazın, hadi bakalım. Evet zengin, senden çok daha zengin olduğuma göre senden bütün paranı alacağım, bütün paranı. Ne diyorsun lan, niye bütün her şeyim senin oluyormuş, paralarım? Allah Allah, Allah Allah, yürü git lan şuradan, yürü git, deli midir nedir ya? Tamam, benden belki birazcık daha zengin olabilirsin, bir şartla ama yani, bana ne ya, bana ne? Şimdi anlarsın zengin, şimdi. Allah Allah, ne olacak ki acaba ya? Arkadaşlar ne olacak sizce ya, ne olacak? Fakire bak ya, her şeyini alacağım diyor zenginin. Şöyle gideyim, merhaba arkadaşlar, burada zengin hanginiz? Hanginiz zengin bakayım? Allah Allah, sen misin zengin? Evet kardeşim benim, sen de kimsin ya, sen de kimsin? Ben bankadan geliyorum oğlum, fakir banktan geliyorum, fakir. Sen fakir banktan, bankadan kredi çekmişsin, hem de 50 milyon dolar. Aa evet, çekmiştim ya, çekmiştim. Ne oldu ki? Onu tam bir aydır ödemiyorsun. O yüzden elinde ne var ne yok her şeyi haciz ediyorum, haciz. Ne diyorsun, bir aydır ödemiyorum mu? Allah Allah, ben ödemesi için Rüzgar'a para veriyordum sürekli. Ne yaptı, ödemedi mi o? Hayır kardeşim, kimse para mara ödemedi. Sen borcu aldığından bir kere bile para vermedin ya, bir kere bile. Fakir binti, fakir beyin olduğu için bütün paralar ona gidiyor. Yani senin artık 1 liran bile yok. Her şeyin fakir beyi oldu. Fakir beyin. Ne? Hayır. Olamaz böyle bir şey. Hayır ya. Hayır, hayır. Fakir, lütfen affet kardeşim. Zaman ver bana, ödeyeceğim. Hadi o zaman. Allah Allah, bana ne? Vermiyorum zaman falan. Her şeyin benim oldu. Benim. O gösterdiğin arabalar, helikopterler, motorlar, paraların, evlerin, her şeyin benim artık, her şeyin. Olamaz ya, hayır. Fakir, ne olur kardeşim, acı bana, alma hiçbir şeyimi. Ne olur, yalvarıyorum sana. Ulan lan, fakire bak lan. Allah'ım valla 15 katı daha zengin oldu ya. 2 kat daha zengin oldu. Harbiden ya arkadaşlar, zenginin bütün malını, parasını, her şeyini aldı fakir. Artık çok daha zengin. Şehrin en zengin adamı o. Zenginse artık 1 lirası bile yok zenginin. 1 lirası bile. Ulan böyle fakirleri aslında şehirden atmak lazım. Kerem komiser, atalım bunu şehirden, atalım. Evet ya Kerem komiser, atalım bunu şehirden ya. Böyle fakirler şehrimizin huzurunu bozar ya. Hayır, ne olur acıyın bana, acıyın. Ne olur ya, atmayın beni şehirden. Çoluğum var, çocuğum var benim, ne yaparım ben? Bize ne oğlum, sen fakire önceden küçümsüyordun. 1 lira bile vermiyordun, çöp topluyor diye adamla dalga geçiyordun. Ne oldu oğlum? Aynen öyle, ben de dalga geçiyordun ya, dalga. Ben fakirim diye ben alay ediyordun. Ne oldu şimdi zengin, ne oldu? Çok pişmanım, ne olur ya, affedin beni, affedin. Kerem komiser, atmayın beni, fakir, atmayın. Bilmiyorum ki ya, Allah Allah, atalım mı ya? Arkadaşlar size soralım, sizce bu zengini şehirden atalım mı, atmayalım mı? Yorumlara yazın, hadi bakalım. Sizin cevabınıza göre bir şeyler yapacağız, ya atacağız ya da atmayacağız. Yazın yorumlara. Arkadaşlar söyleyin, ne olur atmasınlar beni şehirden, ne olur. Allah rızası için ya, çok üzülüyorum, ne olur. Aynen ya, aynen, sen fakirle dalga geçiyordun. Bence atalım bunu arkadaşlar, bence atalım. Aynen oğlum, seni maraba gibi çalıştıracağım ya, çalıştıracağım. Bana bunu verin, ben bunu tarlalarımda çalıştırayım, inek gibi, öküz gibi.
Ya da bana vereyim, ben sabah akşam döverim. Öğrencim olsun bu benim. Her gün döverim. Sıfır veririm buna. Of ya of, nereden girdin bu yarışa? Nereden aldın bu borcu ya? Of. Evet arkadaşlar, siz de zengin olup da fakirlerle dalga geçmeyin. Yoksa sonunuz böyle olur, tamam mı? Hadi bakalım. Dondurmacı geldi. Dondurmacı, dondurma lava, çilekli, ayvalı, muzlu, Hindistan cevizli. Güzel güzel dondurmalarım var. Kerevizli, patlıcanlı, biberli. Ne? Kerevizli patlıcanlı mı? Ulan böyle dondurma mı olur? Neyse gideyim bir alayım bari, tadına bakayım. Amcacığım kolay gelsin. Senin kerevizli patlıcanlı dondurman ne kadar ya? Hem bir de böyle dondurma mı olur amca? Delirdin mi sen? Allah Allah. Ne var lan? Allah Allah. Kerevizler şifadır evladım. Şifa patlıcan niyetine maşallah. Tövbe Rabbim, amca kafayı yemiş. Ne dediğini de anlamıyor. Neyse amcacığım, kaç para bu ya? Kaç para? Bana versene bundan iki top. Aferin evladım, kerevizli ve patlıcanlı veriveren ben sana. Topu vallahi 50 lira. He, topu 50 lira mı? Oha amca, ne yaptın sen ya? Bir top 50 lira mı olur? Evladım, kerevizi dondurma yapmak kolay mı sanıyorsun sen? Allah Allah, paran yoksa alma, ne yapıvereyim? Allah Allah, olmaz mı param benim amca? Benim babam milyoner milyoner. Şöyle bir bakayım bakayım. Aa, ulan üstümde de hiç para yok ya. Amca sen dondurmayı ver bana. Benim babam çok zengin. Ben getiririm sonra sana parayı. Hadi lan oradan dayıyoruz. Sen beni mi dolandıracaksın bakayım? Babası zenginmiş miş de, milyonermiş de. Hadi oradan kaybol bakayım şuradan. Allah Allah amca, neden inanmıyorsun? Göstereceğim, bir ton para getireceğim şimdi. Göreceksin göreceksin. Bekle burada, tamam mı? Gitme bir yere. Eşe ol eşek, 5 kuruş parası yok, gelmiş burada dondurma alacağım diyor. Arkadaşlar, en çok siz hangi dondurmayı seviyorsunuz, neri seviyorsunuz, yorumlara yazın bakayım hadi. Baba baba, neredesin? Para ver bana baba, para ver ya para. Ne para mı? Ne parası oğlum? Ne yapacaksın parayı? Allah Allah, size para para yok demedim mi ben? Ya baba ne olur ya, ne olur, kerevizli dondurma alacağım, patlıcanlı kerevizli, ne olur para ver bana ya. Ne? Kerevizli patlıcanlı dondurma mı oğlum? Olur oğlum, mal mısın sen ya? Allah Allah. Ya baba var işte ya, var işte. Allah Allah, para versene ya. Allah'ım yarabbim, 1000 lira istiyorum, 1000 lira. Ne 1000 lira mı? Hayatta olmaz, hayatta vermem. Ben sana ne dedim? Ben sana torun istiyorum dedim. Nerede benim torunum? Ya baba başladın yine torun torun diye. Allah Allah, ne yapayım yani? Çocuk istemiyoruz biz ya. Para versene, sanki 1000 lira para senin için. Para tabii ya. Allah Allah, 1000 lira az para mı lan? Salak mısın sen ya? Tövbe yarabbim, önce torunu getir, ondan sonra istediğin kadar parayı al yani. Ya baba saçmalama. Allah Allah, alt tarafı bir dondurma alacağım. 1000 lira versene. Allah'ım yarabbim ya. Çıldırtma adamı. Lan bana bak. Bir kalkarsan var ya, ağzını burnunu kırarım senin. Allah Allah. Çıldırsan ne olur lan. Eşek sıpası. Defol git. Of baba ya. Amma naz yaptın. Alt tarafı yani, bir 1000 lira vereceksin. Dondurma alacağım şurada ya. Zaten Elif de çok şikayetçi. Para vermiyorsun. Geçiremiyoruz ya. Allah Allah. Hadi oradan yalan söyleme. Allah Allah, ben Elif kızıma her ay 50 bin lira veriyorum. 50 bin lira istediğini alsın diye. Ne? Sen Elif'e her ay 50 bin lira mı veriyorsun? Oha, bana niye söylemedi bunu? Bana 1 lira bile vermiyor Elif. Param yok diyor, git babandan al diyor. Allah Allah, babacığım onu veriyorsan bana niye vermiyorsun? Ben senin çocuğunum, o senin çocuğun değil ki. Ben anlamam. Allah Allah, sen bana bir tane torun getir böyle. Ben torunumla gezeyim, sen de istediğin kadar para harca, bana ne? Of baba ya, bıktım senin bu torun sevdandan ya. Allah Allah, al şuradan bir tane oyuncak bebek, onunla oyna. Ulan bana bak ne yiyor? Saybirinsizlik yapma, terbiyesizlik. Çeneni kırarım senin. Yürü git, kaskı da takmış sebelek gibi geziyor ortalıkta. Defol git, bana torun getir. Yoksa bir daha bu eve gelme, anladın mı? Gelme bir daha bu eve. Of babacığım, tamam ya tamam, getireceğim sana bir tane torun. Ama o zaman istediğim kadar para harcayacağım. Göreceksin, batıracağım seni. Hala daha konuşuyor. Sen önce bir torun getir de görelim bakalım hadi. Yallah defol git. Of ya, ne yapacağım oğlum? Nereden bulacağım ben bu kız çocuğu ya? Allah Allah. Aa, Rüzgar, Rüzgar kardeşim, sana vallahi yardımım lazım, bana yardımın lazım. Sana çok fena işim düştü kardeşim, çok fena ya, vallahi eline koluna muhtacım şu an. Hı, ne oluyor kardeşim, ne oldu ya? Allah Allah, ne yaptın yine, ne yaptın? Yine ne haltlar yedin lan, ne haltlar yedin? Ya kardeşim, benim pederi biliyorsun, sürekli torunda torun diyor, torun getirmezsen para mara vermem diyor sana. Sen de yapıver bir tane çocuk oğlum, ne olacak, ver bir tane torun sevsin, sen de bütün paranın üstüne kon yani, salak mısın sen? Ya kardeşim ne yapayım, ben istiyorum da Elif istemiyor, çocuk mucuk yapmam diyor ben şimdi diyor. Allah Allah, ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Babam Elif'e para veriyor, bana vermiyor. Benim bir tane çocuk bulmam lazım, götürmem lazım ona, bir tane çocuk lazım. Kardeşim evet, senin bir tane çocuk bulman lazım da nereden bulacaksın ya? Sana benzeyen çocuk mu olur yani? Şu tipe bak.
bak. Ulan biz sana yardım et diyoruz. Sen yardım edeceğine köstek oluyorsun. Allah Allah, destek olsana kardeşim. Ne bileyim oğlum ben ya. Allah Allah, git bir tane çocuk evlatlıydın yani. Nereden bulayım ben sana şimdi çocuğu? Of Rüzgar ya, sen de bir işe yararsın sanmıştım. Allah Allah, ne yapacağım ben şimdi arkadaşlar? Arkadaşlar videoyu 5 saniye durduruyorum. Hadi bakalım kanalımıza abone olup bildirimleri açalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi bakalım videoya devam edelim. İnge, İnge. İnge. Anne baba. He, bu çocuk da kimin lan? Bu çocuk da kimin oğlum? Ağlıyor burada. Allah Allah, kimin çocuğu bu? Ne bileyim oğlum, annesi babası yok galiba. Git yanına bakayım. Yanına git bir çocuğun. Harbiden yanına gideyim. Hey çocuk, bak bakayım Mira'ya. Evladım, bak bakayım. Efendim abi, efendim. Ne oldu? Sen de kimsin? Lan Rüzgar, çocuk ne kadar da bana benziyor. Kıyafeti bile aynı. Şuna bak. Harbiden oğlum, yoksa bu senin çocuğun mu? Sen mi bilmiyorsun? Allah Allah. Saçmalama oğlum. Hey evlat, sana ne oldu bakayım? Niye ağlıyorsun? Senin annen baban yok mu? Dur bir ağlama. Allah Allah. Demek annen baban yok. Vay 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 vay, işte bu be, işte bu. Oğlum salak mısın lan sen? Niye seviniyorsun? Çocuğun annesi babası yok. Allah'ım yarabbim, dalga mı geçiyor çocukla? Abi ne istiyorsun sen benden? Ne istiyorsun? Şimdi canım kardeşim, canım çocuğum benim. Senin annen baban yok ya. Benim de bir tane çocuğum yok. Bana da bir tane çocuk lazım. Sen benim çocuğum olur musun ha? Ben de senin baban olayım. Ne dersin, ne dersin? Olur mu? Üstelik ben çok zenginim yani. Senin bir deden var var ya, bu şehrin en zengin adamı, en zengin. Nasıl yani, sen benim babam mı olacaksın şimdi? Benim bir ailem mi olacak? Aynen öyle, ben senin baban olacağım ama sen benim öz oğlumsun, tamam mı? Öz oğlumsun, kimseye bir şey çaktırma. Oley be oley, artık benim de bir babam var. Babam var, annem var, işte bu. Oğlum Arda, yine paçayı ucuz yırttın ha. Bir tane çocuk buldun, helal lan. Bu ne biçim bir şansı olan eşek şansı mı var sende, ne var? Hadi bakalım gelsin paralar şimdi. Dur oğlum çaktırma, oğlum çok sevinçliyim lan. Benim artık bir çocuğum oldu oğlum, çocuğum oldu. Hadi gidelim babacığım, hadi gidelim. Gidelim babacığım, gidelim. Ben dedemi, annemi görmek istiyorum. Deden seni görünce sevinçten var ya, havalara uçacak, havalara. Etekleri zil çalacak, göreceksin. Hadi oğlum geç bakalım. Deden orada bekliyor. Baba, baba baksana kimi getirdim. Torunun baba, torunun. Benim çocuğum bu, benim çocuğum. Torunun yani. Merhaba dedeciğim, merhaba. Ne? Senin çocuğun mu? Benim de torunum mu? Oğlum torun mu yaptın bana? İşte bu be, işte bu. Artık benim bir torunum var be, torunum var. Oley be, oley. Canım torunum benim, canım torunum. Ne kadar da dedesine benziyor. Şuna bak, tütü tütü tütü, maşallah. Babacığım artık torunun olduğuna göre bana para verirsin değil mi? Para vereceksin bana. Oğlum vereceğim tabii. Git bankadan ne kadar istiyorsan al. Ne kadar, tüm param senin olsun. Sen bana bir tane torun getirdin ya, o yeter bana. İşte bu be, İşte bu. Dedeciğim seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum canım torunum. Gel hadi sana dondurma yedireyim. Dondurma, parka götüreyim, gezdireyim. Gel hadi. Oley be, ben de istediğim o kerevizli patlıcanlı dondurmayı alabileceğim artık. Oley, amca beni bekliyordur inşallah. Geliyorum dondurmacı amca, beni bekle. Bekle, geliyorum. Allah'ım yarabbim, delirdi ya. Kerevizli patlıcanlı dondurma yiyeceğim diye delirdi çocuk. Ulan hala daha gelmedi, bu ne yüz? Kesin yalan söylüyordu bana, vallahi da billahi de yalan söylüyordu. Eşsoğlu eşek bir de gelmiş, kerevizli dondurma alacağım diyor. Hadi oradan teneke. Amca, amca ben geliyorum, dondurmaları alacağım. Kerevizli patlıcanlı dondurmayı alacağım. Aha ulan deyus, neredesin lan sen? Kaç saattir seni bekliyorum eşek herif. Allah'ım yarabbim, alacağım dedin, seni bekledim, gelmedin. Amca geldik işte, amma nasıl yapıyorsun? Ver bakayım şuradan kerevizli ve patlıcanlı ikişer top. Allah Allah. Ulan eşek herif, senin paran var mı bakayım? Parayı göstersen önce, paradan haber be. Al amca, bu kadar para yeter mi? Bu kadar para yeter mi? Bütün dondurmalarını alıyorum senin. Havuçlu, her şeyle, neli varsa. Hı, ulan bu paralandı de lan böyle. Oha, ben bu parayla var ya 5 tane dondurmacı dükkanı açarım oğlum. Vallahi amca ne yapıyorsan al, al yap yani. Allah Allah, bana sen şu dondurmaları ver, hadi hadi. Al evladım, hepsinden ne kadar istiyorsan ya, hepsi senin olsun. Oley, ben zengin oldum. Ne oldu amca, ne oldu? Of ya, bıktım babacım ya, bıktım. Yaşamak istemiyorum artık, yeter ya. Böyle şey mi olur ya, yeter. Of.
Allah Allah oğlum, ne oluyor ya? Bir dur ya, sakin ol. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Biri bir şey mi dedi? Söyle bakayım babana, söyle. Ya babacım, şu rüzgarla babası yok mu ya? Çok biz dalga geçtiler bende babacım ya. Of. Sen sonradan görme fakirsin, köylü dediler bana, dalga geçtiler ya. Ne, dalga mı geçtiler? Ulan kimse benim oğlumla dalga geçemez lan, kimse. Biz onlardan çok çok daha zengin olduğumuz için kıskanıyor oğlum onlar bizi. Kıskanıyor, merak etme sen. Babacım nasıl ya? Onlar bizi çok fakir dedi. Sizden 100 kat daha zenginiz dedi ya. Doğru değil mi? Biz şimdi onlardan daha mı zenginiz? Evet oğlum ya, tabii ki de daha zenginiz. Allah Allah, o seni kandırmış kandırmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Bizim paramız asıl onlardan 100 kat daha fazla oğlum, 100 kat. Bizi kıskandıkları için sana öyle bir yalan söyleyip inandırmışlar sen bilmiyorsun diye. Babacım ben de kendimi çok fakir hissettim ya. Arkadaşlarımın önünde dalga geçtiler babasıyla birlikte ya. Böyle şey mi olur ya? Ben ne güzel oynuyordum, herkes bana güldü babacım, herkes. Lan kimse benim oğlumla gülemez lan, kimse. Biz onlardan çok daha zenginiz, göstereceğiz onlara. Ben fakirim lan, fakir fakir. Babacım onlardan intikamımızı alalım ya, ne olur. Merak etme oğlum, şimdi göstereceğim onlara. Necmi, Necmi arabayı hazırla. Ya da Abdüley sen arabayı hazırla. Hadi bakayım Abdüley, çabuk olun çocuklar, çabuk. Abi ters bir şey mi oldu? İndirilecek adam mı var? Abdüley, Abdüley. Çakallar süreye dalmış. Haberimiz yok bizim ya. Allah Allah, çocuklara söyleyin. Yürüyün, baskına gidiyoruz. Tamamdır abi, hemen hazırlıyoruz. Oley be, aslan benim babam be. Aslan var ya arkadaşlar, benim babam. Görelim bakalım kim benim oğlumla dalga geçmiş. Hepsine göstereceğim gününü. Yürü bakalım, yürü. Onlara günlerini göstereceğiz. Görecek onlar günlerini, görecek. Merak etme aslan oğlum, fakirin oğluna ve fakire kimse bulaşamaz, kimse. Arkadaşlar nasıl ağlattım gönderdim o fakir belediye, gördünüz değil mi? Babamla var ya, çok fena ağlattık o Ezi'yi. Evet oğlum ya, nasıl da kaçtı gitti Ezik. Herkes adları bilecek, herkes. onlar sonradan zengin oldu. Üstelik bir de bizden daha çok zengin olduklarını sanıyorlar. Adam olacak herkes. Ay cidden çok havalıydın Rüzgar ya, çok havalıydın galiba. O an sana aşık oldum. Oğlum çocuğu çok fena ağlattınız da, bunun şimdi babası gelip senin ağzını burnunu kırmasın ya. Bunlar çok zengin olmuş diyorlar ya. Haybiden kardeşim, bunlar yani bu şehrin en zengin insanları olmuşlar, öyle söylüyorlar. Hadi bu oradan defolsunlar gitsinler, bu şehrin en zenginleri biziz yani, değil mi babacım, değil mi? Onlar hiçbir şey yapamaz bize. Aynen öyle çocuklar, inanmayın böyle şeylere. Bu şehrin en zengin ailesi biziz yani, biziz. Üstelik onlar bize hiçbir şey yapamaz yani. Onları bu şehirden attırırım bile, paramla attırırım. Onların sayamayacak kadar param var benim. Aynen öyle yani Rüzgarlar, çok daha zengin arkadaşlar. Nereden duyuyorsunuz böyle saçma şeyleri? Ne bileyim oğlum, öyle duydum ben. Arkadaşlar ya, sizce hangisi daha zengin bunların? Zengin ailesi mi yoksa fakir ailesi mi? Hangisi daha zengin? Yorumlara yazın bakalım. Aha baba, şuradan 3 tane makam aracı geliyor. Bunlar da ne ya? Bunlar da kim? Cumhurbaşkanı falan mı geliyor? Bilemedim ki oğlum. Bunlar bayağı ölümlü birilerine benziyor. Neyse çekilin yoldan. Aha oradalar babacığım. Gidelim hadi oraya. Dur bakalım şurada. Dur bakalım. Tam önlerinde dur. Ha şöyle. Ay bak, ez bakayım şunun ayağını. Hop hop, ne oluyor ya, ne oluyor, beni izliyorsun kardeşim, delirdin mi sen? Hı, fakir sen misin, ne yapıyorsun lan, ne yapıyorsun oğlum, manyak mısın sen? Bu kadar arabayla gelinir mi, delirdin mi sen, nereden buldun bu arabaları? Şimdi göstereceğim sana gününü zengin, şimdi. Ulan var ya, bittiniz lan siz, bittiniz, ben fakirim lan, fakir. Oğlum şuraya bakın, adamlar sürüyle gelmiş, orada gibi gelmişler ya. Ay gerçekten ya Rüzgarlar. Fakir ne oluyor ya, ne oluyor, manyak mısın sen, Allah Allah, ne yapıyorsun lan sen, ne yapıyorsun? Bana bak zengin, benimle doğru düzgün konuş, ben fakirim lan fakir, anladın mı beni? Usta bu nasıl konuşuyor böyle? Usta izin ver sıkayım şunun kafasını usta, bir tane 14'lü boşaltayım şunun üstüne. Durun çocuklar, durun, sakin olun, önce konuşacağız sonra cezalarını vereceğiz. Baba ne oluyor ya, bu adamlar da kim, mafya mı bunlar ya, ne yapıyor bu?
Ben de anlamadım oğlum. Neyse çaktırma, bozmayalım şimdi karizmamızı. Ne istiyorsun fakir? Ne yapmaya geldin buraya? Allah Allah, arkandaki adamlara mı güveniyorsun? Ulan sen benim çocuğumla nasıl dalga geçersin? Nasıl küçük düşürürsün lan çocuğuma? Biz bu şehrin en zengin adamıyız. En zengin ailesiyiz. Bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Ay gerçekten de vallahi çok zengin bunlar. Yalan söylüyormuş büyük ihtimal rüzgarlar. Oğlum damadı damayın. Şimdi fakir amca bu zengini vurur ha kesin. Hadi oradan lan, bu şehrin en zengin ailesi biziz. Allah Allah, sen daha dün gelmişsin, daha konuşuyorsun. 2-3 kuruş para geçti eline diye adam mı oldun ha? Adam mı oldun? Kendini zengin mi zannediyorsun? Ulan sen benimle nasıl konuşuyorsun lan? Nasıl? Ulan bu şehrin en zengini benim lan. En zengini. Usta bu adam nasıl konuşuyor senin? Usta bunun kafasına sıkacağım şimdi. Baba ne oluyor ya? Ne oluyor? Şimdi ayvayı yediniz oğlum. Ne olacak lan? Ne olacak? Ayvayı yediniz şimdi. Ulan bunların hepsi Selim başının altından çıkıyor değil mi lan? Ulan var ya, tasınızı taranızı toplayın. Defolun gidin buradan. Madem o kadar zenginsin, kanıtla benden daha zengin olduğunu. Kanıtla, hadi getir arabalarını, paralarını, her şeyini getir. Ulan benim her şeyim var lan. Her şeyim. Arabalarımla, paralarımla. Al bakayım sana. Al al al. Bunlar sadece arabadan çıkarttığım günlük harcadığım paralar. Gördün mü lan? Gördün mü? Daha bu kadar var ya. Oo, bunun 15 katı daha var. 15 katı daha. Ulan paraya bak. Ulan bende bile bu kadar yok. Adam bir günde bu kadar harcamış. Ulan bu benden daha mı zengin? Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım acaba? Özür dileyip beni affetsene, affetmesini mi istesem? Yoksa daha mı ileri gitsem? Ne oldu lan? Deli mi yuttun? Kendi kendine konuşuyorsun. Adam alacaksın oğlum. Adam alacaksın. Usta sıkayım ben bunun kafasını. Usta. Aynen usta. Sana çok büyük saygısızlık yapıyor. Bunun kafasını sıkalım gitsin. Arda siz bu parayı bir günde mi harcıyorsunuz ya? Bir günde mi? Tabii bir günde harcayacağız oğlum. Ne olacak başka? Ulan sizin yoksa bu kadar bile paranız yok mu? Biz bu kadar paranın var ya, iki katını her gün başka bir yere bağışlıyoruz oğlum. Çocuklara bağışlıyoruz. Vay be, siz bu kadar zengin miydiniz ya? Bilmiyordum ben ya. Ne olur ya, bir şey yapmayın bize. Ne olur, özür dileriz. Oğlum sus ya, sus. Çaktırmasana. Allah Allah. Bana bak şimdi, hemen diz çöküp benim oğlumdan ve benden özür diliyorsan ya da senin işini burada bitiriyorum. Anladın mı? Ne, işimi bitiriyor musun? Bitirmek ne ya? Ne yaparsın yani özür dilemezsem? O zaman şu arkandaki adamlar var ya, senin kafana sıkarlar. Kafana, anladın mı? Ne, kafama mı sıkarlar? Aman yarabbim, fakir. Ne olur acı bana, özür dilerim. Kardeşim ben bilmiyordum ya, hata yaptım. Eşeklik yaptım, benim kalın kafam ya, kalın kafam. Ne olur affedin beni ya, affedin. Çok pişmanım ya, çok pişmanım. Ben bu kadar da zengin değilim ben. Vallahi billahi bak, bu kadar param bile yok. Look lan, ben demedim mi size ya? Allah Allah, bunlar fakirin teki diye. Ay gerçekten Rüzgar, tiksiniyorum senden ya. Ne kadar kötü bir yalancısın. Bir de Arda fakir diyordun, sen fakir değil zühür çıktın. Arkadaşlar ya, ne olur dalga geçmeyin ya. Ne bileyim bunların bu kadar zengin olduğunu ya. Oğlum özür dile lan şimdi benden. Özür dile, ezik herif seni. Baba özür dileyim mi baba? Dile tabi oğlum, dile. Bunlar yedi sülalemizi ortadan kaldırır bu adamlar, dile. Özür dilerim Arda. Ne olur affet beni kardeşim. Hata yaptım ya. Salaklık yaptım. Eşeklik yaptım. Affet beni. Adam olacaksınız arkadaşlar ya. Sizce bunu affedeyim mi, affetmeyeyim mi? Yorumlara yazın ya. Bu salağın yaptığı eşekliği affedeyim mi arkadaşlar, affetmeyeyim mi? Hadi bakalım, ona göre affedeceğim. Oğlum ne yapsam ya, sırdaki paralarda acaba alıp cebime mi atsam ya? Fakir amca ya, ne olur bana para ver ya. Ne para mı? Al evladım ya, al. Allah Allah, o çoğunu al götür, senin olsun ha. Vay gerçekten mi ya? Bunun hepsi benim mi olsun şimdi? Vallahi bana mı veriyorsun abi? Oha ya abiye bak, gerçekten de ne kadar çok pay ediyor. Tabii ki de ya. Allah Allah, canım çocuğum benim, evlatlarım. Bunlar sizin için çerez parası olsun artık. Çerez parası, alın dondurma alın bu paraya. Yok lan, bu paraya var ya, ömür boyu dondurma alsam bitmez ya. Bu ne biçim bir paradır ya? Fakir ne olur affettin mi bizi kardeşim, affettin mi? Düşüneceğim arkadaşlar, affedeyim mi affetmeyeyim mi ya? Ne yapsam şimdi, çok kararsız kaldım.
usta, bence sıkalım kafasına gitsin. Arkadaşlar, sıkalım diyenler like atsın hadi bakalım, ya da dövelim diyenler. Evet arkadaşlar, bunları dövmemizi istiyorsanız, bir güzel dövmemizi istiyorsanız like ve yorum atın hadi bakalım. Zengin, Allah'ım yarabbim, çocuklar bu sıralar işleri çok boşladı ya. Vallahi banka düşüşe geçti. Bu çocuklar çalışmıyor mu ya, ne yapıyor? Biz işe gönderiyoruz, ne yapıyor bunlar ya, geziyor mu? Harbiden kardeşim, ne yapıyor bunlar ya? Allah Allah, biz o kadar işe gönderiyoruz bunları çalışsınlar diye, bunlar geziyor mu yoksa? Ulan burada bir tek biz gezebiliriz, biz anlamadım bunlar daha. Bunlar eşek gibi çalışmak zorunda. Harbiden ya, nerede bunlar? Çağıralım da gelsinler. Arda, Rüzgar, çabuk buraya gelin, çabuk. Buraya gelin lan eşek sıpaları ya, buraya gelin. Kulağınızı var ya, keseceğim şimdi sizin. Oğlum Rüzgar kanki, bizi çağırıyor bunlar ya, bizi. Allah Allah, niye çağırıyorlar ki acaba? Ne bileyim kanki, neyse gidip bakalım mı ya, gidip bakalım ne olacak, ne diyorlar bakalım. Ulan kime diyoruz, gelsenize buraya, orada dikileceğinize. Gerizekalı çocuklar, gelin buraya. Ulan gelsenize oğlum, salak mısınız siz? Geliyoruz baba, niye kızıyorsunuz ya? İşte geldim. Nasıl kaykayım, güzel mi? Geldik babişkolar, ne oldu ya, ne oldu? Ulan bu kaykay da nereden çıktı? Nereden aldın lan bunu? Allah'ım veledi. Biz sana para mı verdik de aldın? Hangi parayla aldın lan bunu? Hangi? Yoksa bankadan mı çaldın? Ulan babişko ne lan, babişko ne? Baba diyeceksin lan, peder bey diyeceksin. Allah'ım veledi seni. Ya baba evet, yani siz bize para vermeyince biz de gittik yani bankadan, birazcık kendimize maaş aldık. Hakkımız değil mi? Hem ne olacak, pahalı bir şey değil ki babacım bu. Ya moruk, amma taktın ya, babişko demişim, peder demişim, ne demişim, neyse demişim, yani ne olacak? Ulan Allah'ın veletlerine bak, ulan var ya, siz bizim başımıza bela mı olacaksınız lan, batıracaksınız mı bizi? Ulan biz size çalışın diyoruz, siz gidip bankadan para tırtıklıyorsunuz, gebertiriz lan sizi, gebertiriz. Aynen öyle, hadsiz herifler, hadsiz herifler, o kaykayın nereden baksan bir 5000 doları vardır. Ne, 5000 dolar olsa iyi babacım, 10.000 doları verdim ben buna, 10.000 dolar, çok kaliteli bu. Ne? Bir kaykaya 10.000 dolar mı verdin? Ulan bunlar bizi batıracak fakir. Gebertiriz lan sizi. Ulan var ya, size var ya, ömür boyu para yok lan. Ömür boyu. Bir de şu rüzgara bak. Nereden aldın lan üstümdekini? Nereden? Ne? Baba üstümdeki mi? Üstümdekini ya. Gucci'den aldım ya. Gucci'den, güzel mi? Beğendiniz mi? Beğendik beğendik. Beğenmez olmaz mıyız? Üstelik Gucci'den diyor. Kaç bin dolar aldın lan onu? Kaç bin dolara? Vallahi babacığım, hatırlamıyorum ki. Senin karttan direkt geçirmiştim. Ulan bayılacağım şimdi ya. Vallahi bayılacağım. Ulan yıkılın lan başımızdan, yıkılın. Hesaplarınızı da kapatıyorum. Artık sadece köle gibi çalışacaksınız. Aynen öyle. Para mara yok size. Defolun gidin. Çalışın orada köle gibi. Çabuk. Her gün bize rapor vereceksiniz. Eğer eksik bir şey çıkarsa var ya, yandınız oğlum, yandınız. Ya baba, ama o kadar çalışıyoruz, para kazandırıyoruz size. Allah Allah, bu da bizim hakkımız değil mi yani? Değil tabi lan, değil. Allah'ım veledi. Allah'ım yarabbim, bırak o kaykayı da çabuk. Sen de üstündekini değiştir çabuk, çabuk. Of ya, bu haksızlık ama ya, haksızlık. Of. Ulan karşı gelmeyin, çabuk, ne diyorsak onu yapın. Sizi gidi salak veletler. Siz iyice zıvanadan çıktınız. Bücür veletler size, çabuk. Ya kardeşim Rüzgar, bıktım ben bunlardan ya, bıktım. Hem köle gibi sabah akşam çalıştırıyorlar, bir de para vermiyorlar ya. Aldığımız şeylere bile el koyuyorlar kardeşim. Ne yapacağız böyle ya, okuldan da aldılar yani bizi, okuldan da. Ben de bilmiyorum kardeşim, yeter ya, bıktım bunlardan ya, bıktım. Nedir bu ya, aldılar üstümdeki kıyafeti, verdiler eski kıyafetimi ya. Okula göndermiyorlar, ondan sonra para vermiyorlar ama köle gibi çalıştırıyorlar ya. Oğlum bizim bu duruma artık bir el atmamız lazım ya. Ne yapacağız ama, ne yapacağız anlamadım ki. Ya kardeşim, benim aslında aklımda bir fikir var ama bilmiyorum yani, çok böyle riskli bir şey. Ne riskli mi kardeşim, ne kadar riskli olabilir ki? Ne oldu yani, ne geldi aklına, söylesene. Yani bankadaki bütün para akışını biz kontrol etmiyor muyuz kardeşim? Bizim de söz hakkımız yok mu hem de onlar kadar? Varsa ne olmuş, ne demeye çalışıyorsun kardeşim, anlatsana ya. Allah Allah, anlamıyorum. Ya amma salak adamsın ya, diyorum ki zaten onların da bizim gibi söz hakkı var, biz de parayı bütün hepsini üstümüze geçirelim. Ve onları bu bankadan kovalım yani, bu bankayı sadece kendimiz olarak çalıştıralım. Ne diyorsun oğlum sen, daha Allah Allah, böyle bir şey yapabilir miyiz? Yaparız tabi oğlum, niye yapmayalım? Allah Allah, biz ne dersek yapmak zorunda oradakiler, biz de orada yetki sahibiyiz.
Yani bir nevi bankanın sahibiyiz biz de. Oğlum madem böyle bir şey vardı, salak mısın? Neden daha önce yapmadık? Niye söylemiyorsun? Allah'ım yarabbim, tam bir salak bir çocuk ya. Ya oğlum ne kızıyorsun? Şimdi geldi aklıma işte. Allah Allah, onlar bize kızmasaydı ne güzel geçirip giderdik, paramız da olurdu. Onlar şimdi bize yamuk yaptı. Biz de onlara yamuğun kralını gösterelim. Hadi gidelim, bankayı ele geçirelim. Tamamdır kardeşim, hadi gidelim. Görsün o ezikler günlerinde, fakir kalınca ceplerinde 1 lira bile kalmayacak. Onları ne kadar alacağım onları? O zaman yalvaracaklar bize, yalvaracaklar. Zengin ya bu salak ardı bir rüzgarı, ne güzel de çalıştırıyoruz bedava bedava. Çok iyi ya, çok iyi oldu bu durum. Harbiden kardeşim salak bunlar ya, bedavadan çalışıyorlar bizim yerimize. İsteseler bütün parayı alırlar bizden ama bilmiyor ki salaklar alabileceklerini, bilmiyorlar. Arkadaşlar Arda'nın çok kaslı olması için sizin desteğinize ihtiyacı var. O yüzden herkes kanalımıza abone olup videoya like atsın. Hadi Arda'yı çok kaslı yapalım. Harbiden ya, bu kadar salak çocuk mu olur? Bundan nasıl bizim çocuğumuz şaşacağım valla. Bir de bize bak, zehir gibiyiz. Harbiden kardeşim ya, neyse birazcık dışarıda lüks model arabalarımızla gezelim. Ne de olsa işimiz yok zaten. Harbiden kardeşim ya, gezelim yani. Ne olacak ki, işimiz yok gücümüz yok. Havadan para geliyor. Hadi gidelim hadi. Harbiden kardeşim, birazcık zenginliğin tadını çıkaralım. Hadi yuppi gidelim. Allah Allah, nerede bu arabalar? Allah'ım ya. Rabbim ne oluyor zengin? Arabalarımız nerede? Arabalarımız nerede? Ne? Fakir arabalarımız yok mu? Nerede lan arabalar? Arabalar nerede oğlum? Arabalarımız yok arkadaşlar. Oğlum kim aldı arabamızı ya? Kim aldı? Allah'ım da az önce buradaydı. Biri mi aldı ya? Biri mi aldı? Kardeşim arabalarımız mı çalındı? Nerede bu arabalar? Bilmiyorum ki kardeşim, arabalarımızı çalmışlar. Komşular yardım edin, imdat. Ulan o Arda'yla rüzgar aldıysa var ya, gösteririm onlara, ben gösteririm. Kardeşim oradalar, hadi gidelim. Gel peşimden gel. Geliyorum, yürü yürü. Hey fakir, fakir, zengin, ne yapıyorsunuz lan, ne yapıyorsunuz? Ulan Allah salakları, bunları mı arıyorsunuz lan, bunları mı arıyorsunuz? Yüzlere bak. Ulan ne oluyor lan, ne oluyor? Ne işiniz var lan arabamızda? Arabamızı mı çaldınız? Gebertirim bak sizi. Ulan Allah'ın veletleri, arabamızı niye kaçırıyorsunuz lan? Niye kaçırıyorsunuz arabamızı? Nereden sizin arabanız oluyor oğlum? Artık sizin hiçbir şeyiniz yok. Altınızdaki dola kadar bizim artık, bizim. Harbiden oğlum, artık sizin 1 liranız bile yok lan. Bütün arabalar, evler, paralar, her şeyler bizim, her şeyler. Bana bakın oğlum, sinirlendirmeyin beni. Çabuk inin o arabadan, çabuk. Salak salak da konuşmayın. Allah'ım yarabbim. Kafanızı gözünüzü patlatırım. Allah'ın yumuracakları sizi. Allah'ın yumuracakları. İn lan arabamdan, in. Allah'ım veledi seni. Ulan var ya, arabamın bir şey olduysa gebertirim lan sizi. Ne diyorsunuz siz? Siz anlamakta kıtlık çekiyorsunuz galiba. Anlatıvereyim ben size. Kardeşim dur dur, ne olur ben anlatayım. Çok komik ya, ben anlatayım. Oğlum canımı sıkmayın. Ne diyorsunuz siz? Çok kötü olur bak, çok kötü. Peki madem anlat kardeşim ya, sen anlat. Bizim de söz hakkımız olduğu için bütün paraları kendi üstümüze geçirdik. Bankayı, evleri, arabaları. O yüzden yani sizi de işten attık. Sizin hiçbir şeyiniz yok. Bankanız vardı ya önceden ortak. Artık o bile yok. O da bizim Arda'yla. Ne? Ne diyorsunuz oğlum siz? Bizim şimdi hiçbir şeyimiz yok mu? Bizi dolandırdınız mı siz? Dolandırıcı velet mücürler. Oğlum nasıl yaptınız bunu? Bunu bize nasıl yaptınız? Babanıza nasıl kıydınız ya? Oğlum nasıl yaptınız bana? Siz bize 1 lira bile vermiyorken iyiydi değil mi? Ne oldu şimdi? Gidin sokakta yaşayın. Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Artık 5 parasızsınız. Hiçbir şeyiniz yok. Hadi yallah, çabuk defolun gidin evimden. Aynen öyle. Siz bizi dolandırdınız. Bize 1 lira bile vermediniz. Bizi sadece köle gibi kullandınız. Böyle gün gelir devran döner işte babalıklar. Oğlum yapmayın, ne olur yapmayın, gözünüzü seveyim. Çıkmıyorum lan evden falan. Gelin de çıkarın o zaman. Gel de çıkar hadi. Bunu yapacağınızı bildiğim için Kerem komiseri de çağırmıştım. Şimdi gelir buraya, tutuklar sizi. Ne? Kerem komiseri mi çağırdın? Ulan var ya, sizin gibi evlat olmaz olsun. Gelsin lan Kerem komiser, gelsin. Hop hop arkadaşlar, ne oluyor bakayım burada? Allah Allah, ne oluyor burada? Hayırdır? Kerem komiser, evimizden çıkmıyorlar ya. Çıkmıyorlar evimizden. Şunları çıkart lütfen. Fakir, zengin, zorluk çıkartmayın. Burası artık Rüzgar ve Arda'nın evi. Çıkın buradan, çıkın hadi. Hayatta çıkmam Kerem komiser. Bu iki tane velet bizi dolandırdı. Bütün paralarımızı çaldılar ya. Ne olur yardım et bize. Evet Kerem komiser, dolandırdılar bizi. Yok öyle bir şey Kerem komiser. Yalan söylüyorlar. Her şey hukuka yani dayalı. Merak etmeyin. Biliyorum Rüzgar, biliyorum. Hadi fakir, onların artık burası. Yürüyün gidin şuradan. Onlar sadece sizi işten çıkartmış.
böyle bir hakları var yani. Her şeyi kendi üstlerine yapmışlar. Hadi defolun gidin. Yoksa sizi hapse atmak zorunda kalacağım. Bunu yaptırmak zorunda, bırakmayın beni. Ama Kerem komiser, nasıl olur böyle bir şey ya? Nasıl? Çocuklarımız nasıl yapar bunu bize? Ulan ya, ulan var ya, göstereceğim lan size gününüzü. Göreceksiniz bir gün, göreceksiniz. Öldüreceğim lan sizi, öldüreceğim, öldüreceğim. Ha, bizi tehdit mi ediyorsun Kerem komiser? Duydum, bizi tehdit ediyorlar öldürmekle. Şunları tutukla, şikayetçiyiz. Aynen Kerem komiser, bizi öldürmekle tehdit ettiler. Ne olur tutukla şunları. Ne, tehdit mi ettiler? Evet, duydum ben de gözlerimle ve kulaklarımla. Hadi yürüyün, tehdit edemezsiniz kimseyi. Bir de öldürmekle ha, öldüreceksiniz. Nereye öldürüyorsunuz? Burada ben varım, ben Kerem komiser, saksı değilim ben. Ne, tutuklamak mı Kerem komiser? Şaka yaptım ben ya, şaka. Ne tehdidi, yok öyle bir şey. Hayır ya, göstereceğim ben onlara gününü. Tehdit ediyorum lan size, öldüreceğim sizi. Ya kendi isteğinizle gelirsiniz ya da ben sizi zorla aldırırım. Yürüyün hadi, yürüyün. Hey arkadaşlar, hadi gelin ya, dondurmacıya gidelim, dondurmacıya. Gidelim bir güzel dondurma yiyelim ya arkadaşlar, hadi hadi. Allah oğlum, gitme asla, gidelim de. Senin paran var mı oğlum? Allah Allah, şu zırta bak, gelmiş dondurmacıya gidelim diyor ya. Harbiden oğlum, direkt doğru söylüyor. Sen kim, dondurmacıya gitmek kim lan? Şu tipe bak, sende paran vardır oğlum. Ay evet abla, dondurmacıya gidelim diyorsun lan, senin paran var mı? Siz benim param yok mu zannediyorsunuz? Bakın arkadaşlar, babam bugün bana ilk defa 10 lira verdi, 10 lira. Arkadaşlar, bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım videoya devam edelim. Yani 10 lira da bir dondurmaya yetiyordur değil mi yani? 10 lira çok para sonuçta ya, çok para. Şuna baksanıza, 10 liram var. Ne, 10 lira mı? Oğlum sen deli misin ya? 10 lirayla dondurmayı bırak, kiranı bile alamazsın ya. Ha valla oğlum ya, 10 lirayla artık dondurmayı bırak, sakız bile zor alınıyor ya. Allah Allah, deli midir nedir ya? Ayağın daha dondurmaya git, dondurmacıya gidelim deyince sen ısmarlayacaksın sanmıştın dondurmaları. Ama daha senin dondurmaya yetecek paran bile yok yani. Nasıl yani, 10 lira bir dondurmaya yetmiyor mu? Sakız bile alınmıyor mu? Nasıl ya, gerçekten mi? Gerçekten mi? Bu zamana kadar hiç param olmadığı için 10 lirayı çok para zannetmiştim ya. Niye dalga geçiyorsunuz arkadaşlar? Dalga geçmeyin ne olur. Ya oğlum yürü git şuradan, iyice güldürüyor çocuk beni ya. İyice şimdi kahkahalara boğulacağım. Oğlum senle sokakta yürümez bile. Yürü git, kendine başka arkadaş bul. Allah Allah, fakir arkadaşlarınla takıl sen ya. Niye öyle diyorsun direkt ya? Allah Allah, herkes öyle mi düşünüyor ya? Zeynep sen de mi öyle düşünüyorsun? Ay evet ya Nanda, ben fakirlerle konuşmuyorum ya. Senin bu kadar fakir olduğunu bilseydim en başından konuşmazdım. Ben sadece zengin, yani bir rüzgar gibi zenginlerle konuşuyorum, anladın mı? Artık bizde takılmayacaksın. Nasıl yani, beni dışlıyor musunuz şimdi fakir olduğum için? İyi de benim suçum ne yani? Ben daha çocuğum ya, ne yaptım ki? Ben fakir olmak suç mu ya? 10 liram var işte, benim de 10 lira yani harçlıyım. Bu da bir yıllık yani. Ne, bir yıllık mı oğlum, ne yapacaksın? Günde bir kuruş mu harcayacaksın? Allah'ım yarabbim, çocuk kafayı yemiş ya. Ya arkadaşlar, boşverin üst salağa, gelin ya. Ben sizi lüks arabamla Starbucks'a götüreyim. Starbucks'a, bu salakta gideceğiz, bir de dondurma mı yiyeceğiz? Hadi gelin. Bundan sonra da çok lüks bir dondurmacıya gider, size dondurma ısmarlarım. Hadi hadi. Ay olur vallahi, ben gelirim Rüzgar. Ha vallahi oğlum ya, benim araba da sanayide. Ben de senin arabayla gelelim ya. Allah Allah, bu salağı almayalım. Ne, Starbucks mı? Orası da neresi ya? Orası da neresi? 10 lira yetiyor mu oraya? Ne kadar eziksin Arda ya. Daha Starbucks'ın ne olduğunu bile bilmiyorsun. Harbiden oğlum, ne biçim bir köylü bir cahilsin sen ya. Allah Allah. Orada kahve içiliyor oğlum, kahve. Oraya sadece zenginler gidebilir. Senin gibi fakirler değil. Nasıl yani, 10 liraya kahve de mi içilmiyor orada? Of of. Rüzgar beni de al ya, ben de yanınızda otururum. Ne olacak ki, kahve mavi içmem, otururum sadece. Hadi lan oradan fakir züğürt seni. Yürü git şuradan. Allah Allah, Allah'ım yarabbim, bir de seni mi kestireceğiz yanımızda? Hadi arkadaşlar, atlayın gidelim biz. Bu fakiri bırakın şurada. Hayır durun, gitmeyin. Of ya, gittiler ya arkadaşlar. Beni bıraktılar fakir olduğum için, dışladılar beni. Ne yapacağım ben ya, eve gideyim en iyisi. Ne yapayım ya, ağlayacağım şimdi. Yeter ya. Yeter ya, bıktım hayattan ya, bıktım ya. Yaşamak istemiyorum artık. Arda oğlum, neden ağlıyorsun ya? Ne oluyor oğlum, bir sakin ol ya, bir dur. Ne oldu oğlum ya, neden ağlıyorsun? Biri bir şey mi yaptı? Babacım ya, benimle dalga geçtiler ya. Dalga geçtiler fakirim diye ya. Dışladılar beni.
Ne oğlum, kim dalga geçti seninle? Allah Allah, biz fakir değiliz ki. Allah ya Rabbim, niye dalga geçtiler, niye dışladılar? Babacım ya, sen bana 10 lira verdin ya, ben de çok para sandım ona, gidelim dondurma yiyelim dedim. Ama çok para değilmiş o ya, çok az bir paraymış. Oğlum 10 lirayı bırak, bizim artık milyon dolarlarımız var. Şehrin en zengini biziz artık, biziz oğlum. Ne diyorsun babacım, ne zengini ya? Allah Allah, dalga mı geçiyorsun benimle ya? Hiç komik değil ya. Hayır oğlum, dalga geçmiyorum. Bugün bankaya gittim, bankadan kredi çekecektim. Bir de ne göreyim? Ne gördün babacığım, ne gördün? Hesabımızda tamı tamına 500 milyon dolar varmış. 500 milyon dolar, şehrin en zengini bizmişiz. Ne, 500 milyon dolar mı? İyi de babacığım, bizim neden olmuş o kadar paramız ya? Allah Allah, bir yanlışlık vardır. Hayır oğlum, benim babam yani senin dedenden miras kalmış bize. Bir sürü, şehrin yarısı onunmuş ya. 500 milyon dolarımız var artık. Evet oğlum, şimdi git ve onlara istediğini alarak havana at. Göster onlara, en zengin biziz oğlum. Göster onlara. Bu şehrin en zengini biz olduğumuzu göster. Onlar artık rüzgarla dalga geçsin. Onlara paranla hava at canım oğlum benim. İşte bu, ben zengin olduk. Ulan var ya, o rüzgara göstereceğim lan, göstereceğim. Artık herkes onu da isteyecek. Ben de arkadaş olacak, görecek gününü o. Arkadaşlar, nasıl yeni arabam? Babam aldı ya babam. Vallahi bu şehrin en zengini olduğumuz için sürekli yeni bir araba alıyor bana. Ay evet ya Rüzgar, çok güzelmiş araban, sarı sarı, çok beğendim yani. Ha valla oğlum, rengi güzelmiş daha, benim saf sayenemin rengi çok daha güzeldir ya. Bir de Arda'ya bakın ya, 10 lirayla gelmiş elinde, ezik ezik dondurma yiyelim diyor. Şimdi göstereceğim onlara, görecekler. Hey lan, ne yapıyorsunuz? Nasıl yeni arabam, gördünüz mü, güzel mi? Arda, bu arabada kimin lan? Nereden buldun oğlum bu arabayı? Çaldın değil mi kesin? Çaldın. Oğlum adamın arabaya bak lan. Bu arada zengin mi olmuş? Ne olmuş ya? Oha ya, çüş. Rüzgar'ın arabadan bile daha pahalı bir şeye benziyor ya bu. Ay evet ya, ne kadar da güzel bir araba. Allah Allah, acaba zengin mi oldular artık? Evet arkadaşlar, bu araba benim ya. Artık biz çok zenginiz. Şehrin en zengin insanı biziz yani. Ne, şehrin en zengin insanı Rüzgar'lar değil miydi? Siz misiniz yoksa? Hadi lan oradan, şehrin en zengin insanı biziz oğlum. Allah Allah, şehrin en zenginleri biziz. Ne diyorsun sen? Bir tane kuyturuk araba aldınız diye zengin mi zannediyorsunuz lan kendinizi? Oğlum Rüzgar, burada para yarışına girmeyelim. Paraya boğarım seni, anladın mı? Anladın mı? Oğlum bu sana ne diyor böyle Rüzgar? Bu sizden daha mı zengin lan? Allah Allah, sustan kaldın, hiçbir şey de demiyorsun. Hadi lan oradan, Allah Allah, paraya boğacakmış beni. Oğlum sizin paranız yok ki. Getir arabaların her şeyini, gösterelim bakalım kim daha zengin. Benim arabalarım, motorlarım, her şeyim var yani. Helikopterim var lan, helikopterim. O zaman bir de şuna bak Rüzgar. Burası güzel mi? Bak şimdi. Bak oğlum, gördün mü? Benim motorum var lan, motorum. Çok pahalı oğlum bu, çok pahalı. Tamı tamına tam 1 milyon dolar. 1 milyon, anladın mı? Hani nerede? Senin motorun var mı? Çıkar göster bakayım. Oğlum sen ona motor mu diyorsun lan? Motor mu diyorsun? Şu arkamdaki motora bak. Son model, son model. Dünyanın en hızlı motoru. Tamı tamına 5 milyon dolar. Vay oğlum, motora bak lan. 5 milyon dolara motor mu alır oğlum? Rüzgar, seninki motor mu lan? Çürüttü bu. Burada. Ay evet ya, Allah Allah, şuna bak. Arda'nın motoru çok daha pahalı ve çok daha güzel yani. Seninki ise çok ucuz. Oğlum bu motor mu? Oha, nasıl aldı bunu ya? Of. Bekle lan o zaman, al bakayım. Al bakalım oğlum, gördün mü? Son model makam aracım var. Hem de Mercedes, Mercedes. Şuna bakın arkadaşlar. Ne oldu? Senin son model Mercedes'in var mı? Oğlum bu araba var ya, tank, mank, hiçbir şey istemiyor yani. Oğlum sen ona araba mı diyorsun lan? Bende var ya, dünyanın ilk çıkan yarış arabası var. Hem de var ya, tamı tamına 15 milyon dolar. Dünyanın en pahalı arabası. Çünkü antika yani, antika. Senin arabana bin basar oğlum. Ay gerçekten de ya, Ardalar galiba çok daha zengin yani. Şuna bakın. Ha valla oğlum, şuna bakın ya arkadaşlar ya. Hangisi senin arabası daha güzel ya? Yorumlara yazın. Arda'nın mı, Rüzgar'ın mı? Ulan bunları nasıl alıyor bu? Ulan var ya, benim de helikopterim var lan, helikopterim. Tamı tamına 15 milyon dolar. Getireyim de gör bak. Ne, helikopterin mi var? Nerede? Geri çekilin. Söyle kim bilir ki an geçtin soğuk mevsimi ya. Gördün mü lan, gördün mü? Özel helikopterim var lan benim ya. Yani nerede senin helikopterin, var mı? Yok da ben, nereden olacak ki? Siz bizim kadar zengin değilsiniz. Peki oğlum, madem sen istedin bunu, bekle burada. Ay Rüzgar'ın helikopteri var, Arda'nın yoktur herhalde ya. Nasıl olacak ki, çok pahalı helikopter.
Yok lan, bence Arda Rüzgar'dan daha zengin ya. Bence öyle ya arkadaşlar ya. Sizce hangisi daha zengin, Arda mı Rüzgar mı ya? Yorumlara yazın hadi bakayım. Anında geliyor oğlum uçağım, gördün mü lan? Benim kendime özel jet uçağım var lan, jet uçağım kendime özel. Seninki 15 milyon dolardı ya, benimki tamı tamına 30 milyon dolar lan, 30. Seninkini ikiye katlıyor. Oha, yani böyle bir şey olamaz, özel jet uçağı var yani, özel jet uçağı. Oğlum anlaşıldı, bu arada bundan var ya kat kat daha zengin. Şuna bak oğlum, adamın jet uçağı var, kendine özel ya, istediği yere gidiyor. Nasıl ya, nasıl olabilir ki böyle bir şey, adamın bu kadar parası nasıl olabilir bir anda? Daha sabah 10 lirası vardı ya, 10 lirası, şimdi nasıl bu kadar zengin olabilir ki? Oğlum o da hiçbir şey, senin elindeki her şeyi aldım lan ben artık, aldım. Ne diyorsun oğlum, ne alması, ne alacaksın ki benden, ne alabilirsin? Oğlum fakir banktan tam 100 milyon dolar kredi çekip ödememişsiniz, fakir bank da bizim olduğu için elinizdeki her şeye haciz koyduk. Yani o gösterdiklerim bile benim de oğlum, benim de. Senle dalga geçmek için izin verdim kullanmana. Ne diyorsun sen Arda? Allah Allah, hayır olamaz böyle bir şey, fakir miyim ben şimdi? Havalı oğlan, fakirin takisin ya, elindekiler bile Arda'nınmış ya, ezik herif seni, konuşma lan artık bizle, uzaklaş buradan. Ay evet Rüzgar, benden uzak dur ve Arda'dan, anlıyor musun, bizim yanımıza gelme artık, biz seninle konuşmuyoruz, fakirlerle konuşmuyoruz. Ben artık Arda'yı seviyorum, hem senden çok daha zengin ve çok daha yakışıklı yani, onunla sevgili olacağım. Ama Zeynep arkadaşlar, hani siz benim param için yanımda değildiniz, beni sevdiğiniz için, ne oldu ya fakir olunca böyle? Oğlum gün geldi, devran döndü, değişti her şey, Allah Allah istemiyor seni, yürü git lan, aşağılayacak seni. Duydun oğlum herkesi, kimse istemiyor seni, defol git lan buradan, fakir seni. Bu derslerin hali ne ya, Allah Allah, bu notlar ne böyle, Allah'ım yarabbim, ders çalışmıyor musun sen? Matematik 0, Türkçe 0, Allah Allah, fen 0, niye hepsi 0 bunların? Şey çalışıyorum babacım, çalışıyorum da yani şey oldu ya, şey oldu. Ne oldu lan hergele, bu dersler de böyle, Allah'ım yarabbim, döverim bak seni, sen okula hergelelik yapmaya mı gidiyorsun? Bir sen oku diye sabahtan akşama kadar çalışıyorsun, dedin ya sen. Ne yapıyorsun ya? Bu notlar ne? Açıkla bakayım bana. Hani senin bütün derslerin 100'dü? Ne oldu? Ya babacığım hepsinde aslında hepsi 100'dü ama şey yani Rüzgar benim sınav kağıtlarımı çaldı. O yüzden de düşük aldım babacığım ya, düşük. O ne biçim yalan lan? Başka yalan bulamadın mı? Allah Allah, benim sınav kağıdımı çaldı ne demek? Allah'ım döverim lan seni, gel buraya. Vallahi babacığım ya, yalan söyleyecek olsam yani niye böyle boktan bir yalan söyleyeyim ki? Niye böyle saçma salak bir yalan söyleyeyim ki babacığım? Allah Allah, gerçekten çaldı ya, ne şiddeti ya. Ben öğrenciyim babacığım, insan hiç oğluna vurur mu ya, şiddet uygular mı, yapma ne olur. Ulan bu sınav notlarını var ya, senin kafanda paralarım, gel lan buraya, gel buraya, al bakayım sana lan, al bakayım. Sınavdan düşük almak neymiş, göstereceğim ben sana, al bakayım şunu. Babacığım vallahi ya, Rüzgar çaldı, vurma ne olur ya, ne olur. Kaleye gireceğim şimdi, gol oldum, hayır ya, gol oldum. Çabuk defol git lan evimden, defol git, bu sınav notlarını düzeltesiye kadar gelme evime. Eyvah, kaçardı kaç, bu adam yiyecek beni, hayır. Bir daha da gelme, sınav notlarını düzeltesiye kadar gelme eşek herif. Ulan Rüzgar, seni bir yakalarsam göstereceğim lan sana, göstereceğim, neredesin lan? Çık da kapışalım oğlum, meydanlar boş, korkak herif seni. Korkanın çocuğu olmaz oğlum, çık lan dışarıya, çık, neredesin ezik herif? Aa Rüzgar oğlum, bu notlar ne lan, bu notlar ne, bunların hepsi göz, Allah Allah, ne yapıyorsun oğlum sen, Allah'ım yarabbim. Okula Allah'ım zibidilik yapmaya gönderiyoruz biz seni, sen gidiyorsun orada ders mi çalışıyorsun bakayım, ben ders mi çalışıyorsun? Hayır babacığım, ne ders çalışacağım ya, gidiyorum orada zibidilik yapıyorum, paramla hava atıyorum kızlara falan, böyle takılıyorum yani. Oğlum o zaman bu notların hali ne, hepsinden 100 almışsan, Allah Allah, nasıl bu ders çalışmamak? Biz sana orada git zibidilik yap diyoruz, her şeyi yap diyoruz, bu adam gitmiş ders çalışmış 100 almış hepsinden. Senin hepsinden 0 alman lazım oğlum, düşük alman lazım, salak mısın sen? Ya babacığım, üst sınıftaki kızlarla konuşabilmek için yani Arda'nın sınav kağıdını çaldım, o yüzden yani hepsi 100, merak etme, yoksa ben salan tekiyim. Aferin benim aslan oğlum ya, ne kadar dakikalı, aferin lan sana, aferin, olacak senden, olacak. Ay zengin, ne oluyor bakayım, ne diyorsun sen çocuğumuza ya, Allah Allah, delirdin mi sen, ne diyorsun? Kafanı gözünü yararım bak senin zengin, anladın mı beni, kafanı gözünü yararım. Aa karıcığım, yanlış anladın sen ya, hayır oğlumuz yani sınavda yüksek almıştı, daha çok ders çalışması için yani fikir veriyordum ona, ona söylüyordum yani, daha çok ders çalış diyordum karıcığım, yanlış anladın sen beni. Tamam öyle.
öyle mi? Ben yanlış duymuşum o zaman. Pardon, özür dilerim. Aferin oğlum sana da. Çalış böyle derslerine, tamam mı? Yoksa hayatım yani. Ben kötü bir şey der miyim oğlumuza? Tabii ki çalışsın, yüksek notlar alsın. Oğlum Rüzgar, yüksek alma, tamam mı lan? Tamam babacığım, tamam yani. Yüksek alırım ben, hep merak etme. Ay ne kadar da akıllısın Rüzgar ya. Helal olsun sana. Ahan da geliyor lan, dur lan dur Rüzgar, dur lan dur, Allah Allah. Lan geberteceğim lan seni, geberteceğim, her yerde seni arıyorum. Ne oldu lan Allah'ın izniyle, fakir yürüyor musun lan burada? Allah Allah, ne var lan, ne istiyorsun benden? Sınav notlarımı çaldın lan, sınav notlarımı. Oğlum geberteceğim lan seni, senin yüzünden sıfır aldım. Babam var ya, hep beni evden kovuyor senin yüzünden. Gideceksin şimdi, öğretmene diyeceksin ben çaldım diye. Düzeltecek notlarımızı, çabuk yürü. Oğlum bak, indirme beni arabadan, inersem çok fena olur, anlıyor musun? İnersem çok fena olur yani. Ay Rüzgar, indi şunu, haddini göster ya, ne kadar da boş konuşuyor bu. İn lan hadi arabadan, in lan, adamsan inersin, erkeksen inersin. Allah'ım indim, sen kaşından, ne olacak şimdi, ağzını burnunu kırayım mı senin ha, kırayım mı, görüyor musun şu kasları? Aa Rüzgar, sen bu kadar kaslı mıydın ya, ne ara bu kadar kas yaptın? Ama olsun yani, niye yapıyorsun böyle şeyler, ver ya benim notlarımı, geri istiyorum ben. Yoksa döverim yani seni, döverim, anladın mı? Ulan bana bak, elimde kalacaksan vermiyorum hiçbir şeyi, ne olacak? Kırdandan kolları var adamın, gelmiş bana ne diyor? Oğlum bak, beni sinirlendirme, çok kötü olur diyorum bak, çok kötü, döverim seni bak, kasmaz dinlemem ha. Bende de var ya, yumruk var, yumruk. Ay dövüşünü Rüzgar ya, aklı başına gelsin şu salan. Ulan gel lan buraya, Allah sana, Allah. Ulan var ya, ağzını burnunu kırarım lan senin. Defol git lan buradan, defol git. Aa kardeşim yapma, ne olur, çok acıyor. Hayır ya, ulan var ya, göstereceğim lan sana, göstereceğim. Göreceksin sen gününü, göreceksin. Nasıl dövdüm Zeynep, gördün mü? Hala da koşuyor ezik. Ay evet ya, ağzını burnunu kırdın onun, ne kadar da kaslı gözüküyorsun böyle. Ulan ben de çok kaslı olacağım, göstereceğim lan sana, senden daha kaslı olacağım. Göreceksin oğlum gününü, ben de fitness yapacağım, öküz gibi olacağım. Heh tamamdır, girdik şöyle, ne yapacağım ben şimdi, kime soracağım? Şurada bir tane hoca var. Şurada bir tane kaslı abi var, ona sorayım bari. Abi merhaba, bir şey soracaktım ben. Bana mı soracaksın evlat, ne istiyorsun bakayım sen? Şey abi şey, benim çok kas yapmam lazım da, sen de çok kaslı bir abiye benziyorsun ya, ben nasıl hemen kas yapabilirim? Arkadaşlar, Arda'nın çok kaslı olması için sizin desteğinize ihtiyacı var. O yüzden herkes kanalımıza abone olup videoya like atsın. Hadi Arda'yı çok kaslı yapalım. Oğlum hemen kas yapmak diye bir şey mi var lan? Ben bir vücudu kaç yılda yaptım biliyor musun sen? Sen şimdi bana bu vücudun çok kötü mü diyorsun? Hiçbir şey yapamadın mı diyorsun ha? Ben daha mı iyi olurum diyorsun? Hayır abi, öyle bir şey der miyim ya? Sadece hemen kas yapmam lazım da intikamımı almam lazım, o yüzden yani. Yoksa nasıl yani böyle vücut yapayım abi? Maşallah taş gibisin ya, kaya gibisin. Ne intikam mı dedin sen? Ne intikamı evladım? Söyle bakayım, kimden intikam alacaksın? Abi Rüzgar diye bir çocuk var, çok zengin, çok kas yapmış, benim sınav notlarımı çaldı, ondan sonra geri isteyince de dövdü beni ya, dövdü, çok kaslıydı, dövemedim. Demek seni kasını kullanarak dövdü, üstüne bir de ezikledi ha. Tamam evladım, tamam, sana bunu işin sırrını vereceğim, bunu yaptığında ondan çok daha kaslı olacaksın. Ne gerçekten mi abi, neymiş o ya, neymiş, lütfen verir misin bana ya, ne istersen yaparım. Bunu sadece intikamını alman için yapıyorum evlat, al bakalım. Bu protein tozunu görüyor musun, kocaman kocaman, bunu ben bir ayda içiyorum, bundan birazcık içiyorsun ve çok kaslı oluyorsun, tamam mı? Hadi bakalım, çok az iç ama. Az içmezsen çok fazla kaslı olursun, çok kötü olur, az içeceksin, tamam mı? Tamamdır abi, tamamdır, merak etme sen, içiyorum ben azıcık. Zaten boyum kadar, içeyim bari şunu. Allah, içine girdim yanlışlıkla abi. Olamaz, içine girdim, yiyorum hepsini, içiyorum. Nam 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 nam. Lan hayır, ne yapıyorsun lan, ne yapıyorsun gerizekalı, yeme hepsini. Abi hepsi ağzıma giriyor birden, nam 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 nam. Oha şuna bak hocam, ne kadar da kaslı oldum ya. Ulan var ya, o rüzgarın 5 katı oldum, göstereceğim ona ben. Vallahi çok büyük oldum, sağ olun ya, sizin sayenizde öğretmenim, çok sağ olun, çok sağ olun. Ulan oğlum ya, benden bile kaslı oldun, dövecektim seni de şimdi dövemem ki, döversin sen beni, niye hepsini içiyorsun, Allah Allah. Neyse neyse, gerisini alırım ben, git hadi git, gözüm görmesin seni ya. Of, adama bak, çok kaslı oldu. Hocam ben en yakın zamanda size yenisini alacağım, merak etmeyin, merak etmeyin.
etmeyin. O rüzgarı döveceğim, bütün parasını, her şeyini elinden alacağım. Görecek o gününü, görecek. Çok zengin olacağım hocam, çok zengin. Hadi evladım, intikamını al da gel. Hadi aslanım benim. Öyle yani arkadaşlar, Arda'yı aldım. Bir sağ çaktım, bir sol çaktım. Vallahi var ya, ağzını burnunu patlattım ya. Kaçtı gitti yiyecek. Helal olsun kardeşim benim, şu kaslara bak adamdaki. Maşallah maşallah. Ay evet ya, ben de oradaydım. Çok fena dövdü vallahi Arda'yı. Ayda bir gelecek, bir gün seni dövecek, her şeyini alacak senin. Payalarını, arabalarını dövecek seni, göreceksin. Hadi lan oradan, Allah Allah, bak seni de döverim. Arda abin anca benim elimi öpmeye gelir artık, özür dilemek için. Lan rüzgar, rüzgar. Oğlum o da nedir lan, oradan bir dev geliyor, dev geliyor. Kaçın oğlum, bu ne? Ay, ay, bu yoksa Arda mı? Hayır olamaz, bayılacağım şimdi. Duydunuz mu? Ayda abi geldi, Ayda abi. Ne diyorsunuz lan, ne diyorsunuz? Allah Allah, ne Arda'sı? Aa, Arda, bu ne lan, bu ne? Ne oldu oğlum sana böyle? Ne yapıyorsun kardeşim benim? Ulan Rüzgar, bitireceğim lan seni. Aman yarabbim kardeşim, çok özledim seni. Çok pişman oldum sana vurduğum için. Nerelerdeydin sen? Ne oldu sana böyle? Ulan senin ağzını yüzünü kırabilmek için çok büyük kas yaptım. Hayvan gibi oldum. Senin 5 katınım. Şimdi seni var ya, yumurta gibi yiyeceğim. Yumurta gibi. Aman kardeşim, aman, ne diyorsun sen öyle ya? Ben çok pişman oldum. Arda kardeşim nerelerde diye ya, nerelerde diye. Arkadaşlara sor yani, arkadaşlara. Arkadaşlar ya, öyle mi dedi Rüzgar? Yorumlara yazın bakayım. Hadi yorumlara yazın. Öyle mi dedi? Oğlum bu adama ben yalan söylersem beni gebertir. Hayır kardeşim benim ya, bu seni nasıl dövdüğünü anlatıyordu ya. Dövüşünü yaptı. Ay evet Arda ya, çok kas olmuşsun. Sen de dalga geçiyordun. Seni nasıl dövdüğünden bahsediyordu, dövüşünü. Evet Ayda abi, dövüşünü de aklı başına gelsin selan. Ulan Rüzgar, seni tek bir şartla dövmem. Anladın mı? Tek bir şartla. Neymiş kardeşim o şart? Vallahi kabul ediyorum, söz. Neymiş o şart? Bütün paralarını, malını, mülkünü, arabanı, her şeyini bana vereceksin. Benim kölem olacaksın. Yoksa senin ağzını burnunu kırarım, anladın mı? Ama kardeşim ben ne yapacağım ya? Niye seni kölen oluyor? Ne olur yapma ya, ne olur. Ulan sen kaşındın o zaman. Günah benden gitti. Al lan sana. Al bakayım. Gel buraya. Aha kardeşim tamam, şaka yaptım. Özür dilerim. Tamamlar, ne istiyorsan vereceğim. Kölen de olacağım. Ne olur öldürme beni. Dövme lütfen. Oğlum ne oldu lan? Az önce atıp tutuyordu kardeşim. Helal olsun vallahi. Altına yaptı bu ya. Kaka yaptı altına. Ay evet Arda ya, çok yakışıklı ve kaslı olmuşsun. Çok etkiledin beni. Aşık oldum galiba sana. Arkadaşlar ya, hangimiz daha kaslıyız? Arda mı yoksa Rüzgar mı? Hangimiz ya? Bir yorumlara yazın. Hadi bakalım.